benim gözüm kulağım olacaksın. O kadının attığı her adımı bilmek istiyorum. Kendini affettirmen için bir fırsat bu. İyi kullan. Ölmek mi istiyorsunuz? Evet. Frederick beni de öldür. Siz zaten ölüsünüz. Kendi çıkardığınız yangında öldünüz. Bundan böyle kimse sizi arayıp sormayacak. Zira herkes, nişanlınız dahil, herkes sizi öldü biliyor. Onlara böyle söylendi. Sevdikleriniz sizin yasanızı tutuyorlar. Yaşıyor. Şu anda onu ülkesine götüren teknede. Muhtemel ağlıyor. Siz nasıl zalim? Ne istiyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Onun hayatını bağışladım. Benden isteğiniz bu değil miydi? Ben sizi saraya geri götürün. Yukarıdan oldu ki hünkâr bu kadar sinirlendi. Hadi yürü yürü. Sultanların en güler yüzlüsü. Hünkârımız gelmiş mi? Maalesef sultanım, daha gelmediler. Nereye gittiğini öğren bana. Sordum, sual ettim ama bilen yok. Sümbül Ağa da biliyorsunuz, hep kayıp. Onu kaybediyorum. Kaybediyorum. Bir şey mi dediniz sultanım? Emredin, kaybettiğiniz şeyi hemen bulayım. Defol! Yürü! Yürü arabaya bin! Bu
baba, nereye gidiyoruz? O adam defolup gidinceye kadar Hasköy'deki amcanda kalacaksın. Ama baba... Bana başka çare bırakmadın. Akıllı uslu durmazsan hep orada kalırsın. Haydi bin arabaya. Bin çabuk. Heybemi alıp geliyorum. Kızımı kaçırdı. Prenses, iyi misiniz? Prenses Isabella. Hünkârımız sizi saraya geri götürmemizi buyurdu. Sana zarar vermeyeceğim. Şimdi yaptığın zarar değil mi? Babama ne diyeceğim? İnsanların yüzüne nasıl bakacağım ben şimdi? Neden yapıyorsun bunu? Neden? Seni götürüyordu. Belki bir daha seni göremeyecektim. Hünkârımızın seni teltif etmesine çok memnun oldum İbrahim. Oğlumuz da büyüyünce babası gibi güçlü, başarılı bir devlet adamı olacak. Değil mi? O günleri de göreceğiz inşallah. Evet oğlum. Sultanım. Verin yerine yatırayım. Sağ ol, ben yatırırım. Sultanım, hadi siz de çıkın. Ben de geliyorum. Hünkâr Kalfağım. Buyurun paşam. Isabel ne durumda? Geldiğinden beri yemiyor, içmiyor. Odasına kapandı. Bildiğin bir şey varsa söyle. Ne oldu av köşkünde? Vallahi bilmiyorum paşam. Hünkârımızla yalnız kaldılar. Artık içeride ne olduysa... Prensesim, korkutuyorsunuz beni. Nedir bu haliniz? Sultan Süleyman ne yaptı size böyle? Öptü beni. Bir anda oldu. Ben karşı koymak istedim ama... Zorla mı sahip oldu size? Hayır. Yani zorla, evet. Ama daha fazlasına izin vermedim. Ama öptü. Zorla da olsa öptü. Ben istemedim gerçekten. Vurmak istedim onu. Ama engel oldu. Sultana vurmak mı? Sizi öldürecekler kesin.
Ben zaten ölmüşüm. Öyle dedi. Carmina. Süleyman Frederick'i bırakmış. Benim yangında öldüğümü söyleyip İstanbul'dan göndermiş. Bizi artık kimse aramayacak. Kimse kurtarmaya gelmeyecek. Sonsuza kadar Süleyman'ın kölesiyim artık. Hürrem geldin mi? Duymamışım. Ne güzel. Bitti mi? Daha değil. Hadi bitsin artık. Çok sabırsızlanıyorum bunu takmak için. Süleyman, bütün gün seni bekledim. Özür dilemek istiyorum. Özür mü? Niçin? Sabah söylediklerim için. Yani İbrahim Paşa hakkında. Hürrem çok yorgunum, dinlenmek istiyorum. Bilhassa İbrahim'le alakalı da hiçbir şey duymak istemiyorum. Geçti mi keskinli? Mende burnu bir ziyaret edelim. Ya ne istiyorsun adamcağızdan? Odasını ayırdı, hala huzur yok. Senin de mi gönlünü kazandı bu Adem? Dahi hatunum, senden beklemezdim. İşini her kimi yaparsa makbulümdür. Buna sen de dahil. Kimi kayırdım? Kimin hakkını yedim? Hadi söyle. Aman dahi hatunum, beni yanlış anladın. Sana öyle der miyim? Gülay'a inanma, güvenme. Yalan dolan her işi onun bence. Yeter Sümbül. Kes sesini, işini yap. Mektebe uğra, yeni gelen cariyelere bak. Gülay'ın peşine düşeceğine vazifeni aksatma. Dahi hatunu. Gelsin ağam. Servetini mi sayıyorsun? Buldun altınları, otur üstüne. Mabadını sıcak tutar. Altın mı? Sen nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Ben o kuşların var ya, kolunun kanadını kopartırım ben o kuşların.
O boynun ta dibinden kopartırım o kuşların. Söyle nerede benim altınlarım? Oturdun ya üstüne. Eksik. Sayıyorum sayıyorum eksik. 13 tane altınım eksik. Sen aldın değil mi? Senin aldığın maaş belli. Bunca altını nereden buldun sen? Birini mi soydun yoksa? Sultanlarım hizmetlerimden memnun. Bahşiş veriyorlar. Sana ne? Ver altınlarımı. Bende altın altın yok. Git başımdan. Celavut. Çabala. Kahır çek dedin. Sümmül iblisi alsın. Boğazında kalır inşallah. Karamabat. Ölmediğimi bilmeleri lazım. Haber göndermeliyim. Yoksa buradan çıkamayacağız. Melek'le haber gönderelim Girit diye. Ona güvenmiyorum. Bize yine ihanet eder. Paşa Hazretleri geldiler. Niye geldiniz? Sultan Süleyman mı gönderdi sizi? Halinizi sormak için geldim. İyi misiniz? Bir ölüye göre iyiyim. Öğrendiniz demek. Sultan Süleyman korkutuyor beni. Bu yaptığı çok zalimce. Ailem, nişanlım, herkes yasımı tutuyor. Hünkârımız böyle uyum gördüyse vardır bir bildikleri. Ben biliyorum neden yaptığını. Bugün anladım. Öyle mi? Nedenmiş? Kendinizi fazla üzmeyin prenses. İleride ne olacağı belli olmaz. Lakin bu duruma alışsanız iyi edersiniz. Alışmak mı? Asla. İbrahim. Sultan, ben de şimdi geliyordum. Neden girdin prensesin odasına? Nigar Kalfa iyi olmadığını söyledi. Ben de ziyaret etmek istedim. Malum kendisi hünkârımızın emaneti bize. Neymiş derdi? Bilmiyorum, söylemedim. Gel kafa. Sultanım, Prenses Isabel'e içecek bir şeyler getirdim, uyusun diye. Yarın sabahtan Topkapı'ya git. Prenses için ısmarladığım kıyafetleri al gel. Ona vermeden ben görmeliyim. Siz nasıl isterseniz sultanım. Şeref verdiniz haneme. Buyurun, içeri buyurun.
Buyurun, buyurun, buyurun. Beyim, ne oluyor? Joshua Armin'i kaçırıp götürüyordu. Ben de kestim önünü, kaçırdım Armin'i. Mesele tatlıya bağlanıncaya kadar sen de saklanabilir miyiz? Saklanırsınız tabii. Ama... Vali Bey'im, bu işin sonu hayırlı değil. Kendinizi ateşe atmayın. Ben her şeyi göze aldım. Anladım. Buyurun, oturun. Ben size yiyecek bir şeyler getireyim. Nasuh Efendi'yi gördünüz mü? Hadi selamet. Sağ olasın. Nasuh Efendi'yi gördün mü? Geldi mi bugün çarşıya? Bugün hiç görünmedi. Görünmedi de hayırdır böyle telaşlı telaşlı? Neden arıyorsun matrakçıyı? Yoksa borcu mu var sana? Valide Sultanım. Nigar, neden buradasın? Bir şey mi oldu? Merak etmeyin, her şey yolunda. Hatice Sultanımız misafir prenses için kıyafetler ısmarlamıştı. Onları almaya geldim. Validen pek kıymetli misafir kendisi. Çok da güzel. Sen gördün, tanıştın galiba. Evet. Hürrem'le gittiğimizde tanıştık. Öyle değil mi Hürrem? Öyle ya. Mehmet nerede kaldı? Ben bir bakayım. Müsaadenizle valide. Sultanım, size diyeceklerim var. Yakaladım. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Dur, dur, dur. Dur şehzade. Şimdi gözlerini kapat. Ben saklanacağım. Sen de beni bulacaksın, tamam mı? Tamam. Hadi. Önla! Buldum seni. Yaklaşmayın şehzadem, burada yılan var. Nerede? Yürü, yürü, yürü. Kış, kış, kış. Yürü şehzadem, yürü, yürü. Nigar, ne oldu? Konuşsana. Anlatacağım. Lakin bir delilik yapmanızdan korkuyorum. İbrahim Paşa'nın ne sakladığını biliyor musun yoksa? Yok.
İbrahim Leo'la ilgili bir şey sakladığını söyledi. Bu mesele dalanıp budaklanırsa senin de başın yanar. İbrahim'in elinde ne varsa bulup getir. Hemen. Anladım. Benim diyeceğim başka. Prenses Isabella ile ilgili. Dün Sümbül Ağa geldi. Prensesi Av Köşkü'ne götürdük birlikte. Hünkârımız çağırmış. Baş başa görüştüler. Ben de kapının arasından o kadının hünkârımızı öptüğünü gördüm. Prenses Isabella hünkârım. Hali iyi değil. Dün kapatmış kendisini odasına. Ne yiyor, ne içiyor. Ben de öğrenince gittim konuştum. Bir hayli tedirgin. Ailesinin yas içinde olduğunu, bir an evvel onlara ulaşmak istediğini söyledi. Başka ne söyledi? Başka bir şey söylemedi hünkârım. Emin misin? Vallahi kendi gözlerimle gördüm sultanım. Sonra ne oldu? Bilmiyorum. Zaten görünce çıktım hemen. Duyduğum, gördüğüm her şeyi size anlatmamı istediniz. Ben de geldim. İyi mi ettim, kötü mü? Sultanım, anlattığıma pişman etmeyin. Yılan gördük, çabuk kaçın. Yılan mı? Nerede gördünüz? Yılan gördük sultanım. Hem de bu kadardı. Hemen öldürün şu musibeti. Öldürmesin validem. Yılan öldürmek uğursuzluk getirir. Ben anlamam. Yok edin ortalıktan. Çoluk çocuk dolaşıyor maazallah. Çok zehirli sultanım. Bir an önce bulup icabına bakmak lazım. Allah muhafaza bir soktun muydu? Felç edip öldürüyor Meret. Gel bakayım sen yanıma. Anlat bakayım. Çok mu büyük? Nigar kafam. Prenses Isabella sarayda değil mi? Evet. Neden sordunuz? Gece gelseydiniz keşke. Nerede kaldınız? Matrakçı! Hayda bakayım şimdi. Nasıl özendi? Babam! Nasıl özendi? Babam! Armin! Bana biraz vakit ver. Her şey düzelecek, söz veriyorum. Tamam. Armin! Matrakçı! Nasıl özendi? Nasıl özendi? Aç kapıyı, aç! Geldim! Aç kapıyı! Hayırdır Caşu Efendi? Ne böyle alacaklı gibi? Neredeler? Kim nerede, ne diyorsun? Bali Bey beni kızımı kaçırdı. Olmaz öyle şey, yanlışım var. Biliyorum, kızım burada. Çekil kenara, çekil! Armin, kızım! Yahu dur! Allah Allah! Sakin ol, burada yoklar. Ona söyle, hemen kızımı getirmezse İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim. Bir şeyler yiyin artık. Güçten düşeceksiniz. Ne olursa olsun artık buradan kaçmalıyız. Sultan Süleyman öptü beni. Kendimi kirlenmiş hissediyorum. Neden bu kadar üzüyorsunuz kendinizi? Sizin bir suçunuz yok. O zorla öpmüş. Günah yok.
ederiz. Dua etmeliyim. Ruhum ancak dua ederek temizlenecek. Prensesim. Prensesim. Yoksa bir şeyler mi hissettiniz ona karşı? Ne diyorsun sen? Çık dışarı. Beni yalnız bırak. Ben korkmam. Yakalam yılanları validem. Aferin benim aslan parçama. Yiğit Mehmet'im. Anası gibi korkusuz bu çocuk. Daye, bostancıları da haberdar et. Yılanı gördükleri yerde yok etsinler. Sultanım, tavuk kümeslerini aşağı taşıttık ya, ondan oldu bence. Tavukları da yılanlar mı yedi daye? Şehzadem, aksi olur. Tavuklar yılanları yer bitirir. Onlar çekilince ortalık boş kaldı tabii. Duydun mu Gülah? Bostancılara söyle, didik didik edin etrafı. Şu yılan mevzu kapansın. Daye Hatun, asıl yılan Çiyan haremde benim başımda. Onu ne yapacağım? Kim o? Çıngıraklı yılan Sümbül Ağa. Beni soyuyor, malım mülküm çalıyor. Çok ayıp. İftira atmak günahtır. Çok ayıp. Hem ne malın var senin çalınsa? Küp küp altınların mı var? Maaşım belli, mevkiim belli. Sizden başka kime güveneceğim Daye Hatun? Sümbül aile meselenizi halledin. Yoksa ikiniz de sürgüne yollarım. Ona göre. Prenses daha ne kadar kalacakmış burada? Bilmiyorum. Ama artık nereye gidiyorsa gitsin. Sıkıldım. Ben de izniniz olursa artık saraya dönmek isterim. İbrahim Paşa geldi. Çok şükür bebek de siz de iyisiniz. Sana minnettarım Gülfem. Can yoldaşım oldun. Kahrımı çektim. Sultanım. Hoş geldin Hürrem. Sultanım, kıyafetleri getirdim. Tamam, sonra bakarım ben. Hayırdır Hürrem? Seni hangi rüzgar attı buraya? Mehmet'i özledim. Nerede? Uyuyor. Ben de uyurken görüp bir geleyim hemen. Bunları içeriye götür. Hatice Sultanımız ilgilenecek. Nigar. Buyurun Sultanım. Bu kadın nerede kalıyor? Orasını söyle. Sana söyle dedim. Merdivenlerden çıkınca soldaki ilk oda. Sultanım, ne olur bir hadise çıkmasın. Suhuletle konuşun. Uzatma.
Masum, kulaklarını aç. Beni iyi dinlen. Benim adım Hürrem. Hürrem Sultan. Sultan Süleyman'ın yegane hası kızıyım. Biliyorum seni. Bilmiyorsun. Benim hakkımda daha hiçbir şey bilmiyorsun sen. Süleyman'la yakınlaştın mı? Yatağına girdin mi? Hayır. Yalan söyleme. Dokundun mu ona? Hayır. Süleyman'dan uzak duracaksın. Yoksa senin canını alırım. Anladın mı beni? Öldürürüm seni. Git buradan. Ben değil. Sen gideceksin. Sen onun için yalnızca bir gecelik eğlencesi. Senden istediğini alınca kurtulacak senden. Benim doğduğum üç esarim var. Kimse Süleyman'la benim arama giremedi. Nereden geldiysen oraya dön. Hoş geldiniz hünkârım. Hatice'm nasılsın? İyiyim hünkârım. Mehmet nasıl? Çok şükür, o da iyi. Gülfem sen nasılsın? Sağlığınıza duacıyım hünkârım. Ben de gitmek istiyorum. Ama bırakmıyor Süleyman. Ondan kurtulmak istedim. Kendimi. Av köşkünü yaktım. Koşarak bana geldi. Kurtardı beni. Neden biliyor musun? Nedenmiş o? Beni istiyor. Benim ona aşık olmamı istiyor. Yalan söylüyorsun. Bugünün pek müsait Hatice. Hep evde görüşelim. Bak. Bak. Yine geldi. Bana geldi. Ben esirim burada. Bana kızma. Git Süleyman'a kız. Haber gönderseydiniz keşke. Hazırlık yapardık. Hürrem de söylemedi geleceğimizi. Hürrem burada mı? Evet, biraz önce geldi. Mehmet'i görmek için yukarı çıkmıştı. Sahi nerede kaldı? Müsaadenizle ben bir bakayım. Hünkârım. Buraya geleceğinden haberim yoktu. Mehmet'i görmek istedim. Malum elimde doğdu. Siz neden buradasınız? Yoksa prensesin rahatsız olduğunu mu duydunuz? Nigar Kalfa, derhal hazırlık yapın. Bu gece hünkârımızı ağırlayacağız. Başka zaman Hatice. Kırmayın beni hünkârım. Ne zamandır birlikte yemek yemiyoruz? Evvela bir yemek yiyelim ha. Vallahi öyle bir sofra kurduracağım ki sana. Parmaklarını yiyeceksin, parmaklarını. Ben payımı istiyorum Şeker ağa. Öyle iki tas yemekle kandıramazsınız beni. Ağam, vallahi billahi benim bir suçum günahım yok. İnan ben de rahatsızım. Rahatsızmış. Senin ruhun rahatsız bir kere. Hemen gidip şikayet etmesini biliyorsun ama. Sümme aşağı, şikayet yok. Ben sadece Gül ağa çarşıdan payını istiyor dedim, o kadar. İyi tamam sen git. Ben birazdan geliyorum. Nereye? Cehennemin dibine. Yürüsene be adam, işine bak. Vallahi göbeğini devireceğim senin ağa. Selamünaleyküm Caşo Efendi. Hoş geldin Gül ağam. Haber mi getirdin yoksa?
Kızım nerede? O niye gelmedi? Ne diyorsun be adam? Vallahi hiçbir dediğini anlamadım. Haberin yok mu? Bali Bey denen eşkıya kızımı kaçırdı. İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim onu. Ha. Vallahi benim hiçbir malumatım yok. Ben sadece bir şeyler almaya geldim. Ay, bak işte bu çok güzelmiş. Kaç para bu? Kapattım. Satmıyorum bugün hiçbir şeyi. Açıksan işte, kaç paraysa vereceğim. Kapattım dedim. Sen laftan anlamıyorsun be adam. O zaman sen bunu ayır, sonra gelip alacağım. Anlaştık. Bak sen şu Bali Bey'e. Sen burada mısın hala? Yemeğe gidelim dedim ya. Aklın fikrin yemekte. İşini hallet, bir an önce dönelim saraya. Yahu yemek dediysem öyle kuru kuruya yemek değil. Sazlı sözlü, huriler falan. Lokum, lokum. Aşağıdalar mı hala? Evet, Mele'ye sordum şimdi. Yemek yiyorlar. O kadın da yanında mı? Evet. Süleyman'ın yaptığı hakaretler bitti. Şimdi de kadın başladı. Bir gecelik eğlenceymişim. İstediğini alınca gönderecekmiş beni. Ben o kadından korkuyorum prensesim. Uzak durun, tehlikeli biri. Madem bir oyun oynuyor Süleyman, ben de oynarım. İbrahim, şu ressam Leo'dan bir havadisi var mı? Hani dönecekti? Yok hünkârım. Bildiğiniz gibi dönmedi Kırım'da. Yazık. Yetenekli bir sanatçıydı. Sultan Süleyman. Eğer müsaade ederseniz yemeğe katılmak isterim. Rahatsız olduğunuzu sanıyordum. Sizin geldiğinizi duyunca hastalık bitti. Sizi görmek beni iyileştiriyor. İyileşmenize sevindim. Hürrem'le tanıştınız mı? Kendisi şehzadelerimin annesidir. Evet, biliyorum. Tanıştık. İyi misin? Yani bir şeye ihtiyacın var mı diye soracaktım. Arkan dön, bakma bana.
Burada kalmayacaksın değil mi? Bana hiç güvenmiyorsun değil mi? Neden güveneyim? Evimin önünden kaçırdın beni. Armin, ben sana tutuldum. Seni gördüğüm ilk andan beri aklımda sadece sen varsın. Gözlerin var. Dudakların var. Sus. Sus, inanmıyorum sana. Ne söylesem inanmayacaksın zaten. Ama seni seviyorum. Mıymış dediğim kadar. Demek buralarda büyüttün o koca göbeği. Ağam vallahi billahi bir kerecik Sümbül Ağa getirdi de oradan biliyorum burayı. Yoksa yıllar var böyle yerlere geldiğim yok. Sümbül. Ah ne yılandır o. Ağzının tadını da biliyor yalnız. Sık sık gelirim buraya. Hoş geldiniz paşam. Gelin şöyle. Hatice Sultan beni çok iyi ağırlıyor. İbrahim Paşa da öyle. Memnun olmanıza sevindim. Burası sanki kendi sarayım gibi. Duvarlarda resimler, masalar, heykeller. Siz çok zevkli paşa. Teşekkür ederim. Evet öyledir. Çok zevklidir İbrahim Paşa. Çok iyi keman çaldığınızı duydum. Bir gün dinlemek isterim. Geç oldu. Hürrem, artık dönelim. Hürrem Sultan. Çok memnun oldum. Ben de. Kabul etmiyorsunuz ama siz bu hatına meftun olmuşsunuz. İlk defa böyle bir şey hissediyorum Atakçı. Kalbimin gürültüsünü duyuyorum. Eğer aşık olmaksa bu. Evet. Evet aşığım. Ne olacak peki böyle? Yaşo Efendi bu işin peşini bırakmaz. İbrahim Paşa'ya şikayet edeceğim diyor. Paşamız sevmez böyle şeyleri. Aranız açılmasın. İbrahim Paşa beni dinlerse hak verecektir. Siz bilirsiniz beyim. Ben çıkıyorum. Hadi Allah rahatlık versin. Böyle söyledim. Paşam, yukarı çıkalım seninle. Yok paşam, olmaz. Zira benim başım bağlı.
Nigar Sultanımın kulağına gider maazallah. Evli misin? Yok, evli değil ben. Evlilik yok bizde. Yasak. Nasıl yasak? Uzun hikaye şimdi. Eyvahlar olsun. Gülam, Gülam kalk, çıkmamız lazım, kalk, kalk. Yok, çıkmam odaya. Hoş çıksam ne olacak? Burada oturalım, muhabbet edelim işte. Yahu matrakçı Nasuh Efendi burada. Allah korusun paşaya falan söyler. Biteriz, saraydan kovuluruz vallahi. Han nerede? Hayırdır Gül'a? Bir şey mi düşürdün? Nasuh Efendi, gözünü yağını yiyeyim. Kimseye bir şey söyleme. Vallahi hep bunun suçu. Aşk olsun Gül'am. Sattın niye hemen beni? Yalan mı? Zorla getirmedin mi beni buraya? Bir de zorla. Şşş, yahu tamam. Gidin hadi. Görmedim, duymadım. Allah razı olsun Nasuh Efendi. Tuttuğun altın olsun. Yürü. Gülah. Bu gece benimle kalacak mısın? Yorgunum Hürrem. Uyumak istiyorum. Sultanım, iyi misiniz? Nilüfe, iyi değilim. Hiç iyi değilim. Bir şey mi oldu? Isabella. Daha ne kadar kalacak burada? Bilmiyorum. Neden sordunuz? Hoşlanmadım bu geceki halinden. Size nasıl böyle yakın davranır? Beni kıskanmanız hoşuma gitti. Lakin endişenizi anlamadım. Yoksa size olan aşkımdan kuşkunuz mu var? Asla. Size güveniyorum. Hem de çok. Fakat o kadınla aynı çatı altında kalmaktan da hoşlanmıyorum. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hünkârım. Bütün gece gözüme uyku girmedi. Beni rahatsız eden bir konu var.
Dayanamıyorum. Söylemem lazım. Ne oldu? Nedir seni bu kadar telaşlandıran şey? Kızma, ne olur. Hatice Sultan'ın iyiliği için söylüyorum. Üzülmesini istemem. Hürrem? Ne diyeceksen de? Tamam. Duydum ki İbrahim Paşa prensesle pek bir samimi olmuş. Her gece sabahlara kadar İtalyanca muhabbet ediyorlarmış. Ne demek istiyorsun? Siz de gördünüz dün gece yemekte. Hatice Sultan Isabella'nın orada olmasından bir hayli rahatsız. Aralarında bir şey olduğunu düşünse hakkı var. Malum. Ateşle barut yan yana. Paşa Hazretleri. Söyleyin atımı hazırlasınlar. Bir şeyler yeseydiniz. Yok canım, bir şey istemiyorum. Midem bulanıyor. Sen bana bir ıhlamur kaynat. Hemen hazırlatayım. Paşam. Ne oldu, bir şey mi söyleyeceksin? Dahi Hatun. Saraya ne zaman döneceğimi sordu. Misafirlerimizi yolcu edelim. Sonra göndereceğim seni. Siz nasıl isterseniz. Paşa. Prenses, maşallah iyi gördüm sizi. Sizden bir isteğim olacaktı. Nedir? Dua etmek. Dua? Kiliseye gidip günah çıkarmak istiyorum. Git Sümbül'ü bul. Dediklerimi aynen söyle. Hürrem. Dün gece Hatice Sultan'ın sarayına gitmişsin. Prensesi gördün mü? Sana ne? Yalnız kalmak istiyorum. Merak etme. Bu gidişle zaten yalnız kalacaksın. Hünkârımız o kadını getirip senin burnunun dibine soktu. Aynı yerde olmanızdan çekinmiyor. Göreceksin. Buraya da getirecek. Gelsin. Benim kimseden korkum yok. Bu kadından öyle kolay kurtulamayacaksın. Onu yok edemeyeceksin. Bu sefer karşında bir prenses var. Haremden gönderdiğin zavallı hatunlara benzemez. Hmm. Doğru. Sana hiç benzemiyor. Nilüfer Hatun. Hürrem Sultan mı çağırdı yoksa? Hürrem Sultan ipek kumaşlar istedi. En iyisinden olacakmış. Gül Ağa dururken bana ne hacet? Yoksa küstü mü o mendebura? Böyle mi diyeyim sultana? Ay, herkesin de dili bir pabuç. Hadi sen git, ben hallederim. Haydi. Al şu kapağı. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben çıkıyorum Atrakçı. Vali Bey'im, ne lazımsa söyleyeyim, ben halledeyim. Yok, ben çıkarım. Hem Armin'e bir şeyler alacağım. Etrafı da bir kolaçan edeyim. Sen sakın çıkma. Gözünü de üzerinden ayırma. Kapıyı da kimseye açmazsın. Çarşıdan istediğin bir şey var mı? Senden hiçbir şey istemiyorum.
Armin Hatun? Ben de memnun değilim bu halden. Beyimiz yaptı bir delilik, getirdi seni buraya. Lakin gönlün yoksa söyleyebileyim. O vakit evine babanın yanına götürürüm seni. Nasıl? Bahri Bey kızmaz mı? Kızmaz mı? Kızar. Canıma okur. Varsın okusun. Zorla güzellik olmaz. Madem gönlün yok. Gönlüm olsa ne olacak ki? Bahri Bey'e güvenilir mi? Vallahi ben de öyle düşündüm baştan. Ama seni kaçırınca dedim tamam. Kör kütük aşık. Seviyor. Seviyor. Yeter artık. Yüzüne gül Armin Hatun. Bak senin için neleri göze aldı. Neleri aldı? Cihanı karşısına aldı, yetmez mi? İnsaf et. Kıyma bu yiğide. Grand Jesus te imploro. Escucho mis plegarias y ayúdame. Jesús, encarnación del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Lleno de gracia todopoderoso, Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Amén. Günah çıkartmak isteyen siz misiniz? Hayır. Hünkârım. Prensesi çağırın gelsin. Prenses sarayda değil hünkârım. Nasıl değil? Benden habersiz çıkmasına izin mi verdiniz? Hünkârım, İbrahim Paşa arabayı hazırlattı. Birlikte gittiler. Nereye gittiler? Bir şey demediler. Ben Hatice Sultan'a geldiğinizi haber vereyim. Gerek yok. Ben geldim Nasuh Efendi. Armin? Nasuh Efendi dışarı çıktı. Ben de bir şeyler hazırlayayım dedim. Aç mısınız? Evet. Evet açım. Senin elinden zehir olsa yerim. Buyur otur. Ben gidince ne oldu? Yani ne oldu da bana böyle iyi muamele etmeye başladın? İstersen kötü muamele edeyim. Yok yok yok. Ama sen devam et. Dinliyorum kızım. Yüce İsa'nın bağışlayıcılığına sığın ve anlat. Nişanlı bir kadın olarak hissetmemem gereken şeyleri hissettim. Nasıl hisler? Biriyle yakınlaştım. Kocam olmayan biri. Üstelik Müslüman. Ne kadar yakınlaştın? Beni
yaptığı zorla. Biliyorum çok büyük günah. Bir daha olmayacak. Dua et kızım. Aklından bu düşünceleri uzaklaştır. Sen masumsun kızım. Bana yardım edin. Artık ne yapacağımı bilmiyorum. Ben Kastilya Prensesi Isabel Fortuna. Sultan Süleyman beni burada esir tutuyor. Ailem, nişanlıma öldüğümü söyledi. Herkes yasımı tutarken ben burada esir hayatı yaşıyorum. Biliyorum sizden bunu isteyemem. Ama buradan kurtulmak için tek çarem sizsiniz. Ben ne yapabilirim? Hadi Teo, gidelim. Babam bizi bekliyor. İbrahim Paşa. Çok teşekkürler. Gidelim artık. Gel. Gel şöyle. Al bakalım. Nedir bu? Aç görürsün. Senin için yanıyorum. Senin için ölüyorum. Seni seviyorum abi. Bunu sakın unutma. Ne oldu? Ne oldu? Farkında olmadan bir hata mı ettim? Korkuyorum. Neler olacak hiç bilmiyorum. Ben yanındaysam korkma. Seni bütün kötülüklerden, bütün belalardan korurum. Yeter ki yanımda ol. Bana itimat et. Hayırdır matrakçı, bir şey mi oldu? Eve gelmeye hiç niyetim yoktu ama hünkârımız sizi tez görmek istemiş. Bu mevzuyla mı alakalı? Bilmiyorum ama olabilir. Allah kolaylık versin.
Beni mi almaya geldiler? Gidiyor muyum? Şşş, telaş etme. Nasuh Efendi geldi, saraydan çağırdılar. Paşamız ve hünkârımızla konuşacağım. Onlara vaziyeti izah edeceğim. Bekle beni lütfen. Senin o güzel yüzünü güldüreceğim. Pek kumaş lazımsa keşke benden isteseydiniz. Sümbüle ne hacı sultanım? Senin daha mühim bir işin var. Emredin sultanım, derhal yerine getireyim. Geçen gün Bilgilen görmüştünüz. Evet, o çirkin mahluk. Siz hiç korkmayın, ben onu bulup öldüreceğim. Sakın ha, yazık, öldürme. Duymadın mı? Uğursuzluk getirirmiş. Ama hayvan çok zehirli sultanım. Şehzadelerimiz bahçede dolaşıyor maazallah. Oh, vallahi o. Ne? Bu mu? Evet, bu. Şunun gözlerine bakın sultanım. Aynı sümbül gibi bakmıyor mu? Yakala şunu. Efendim? Yakala dedim. Sonra uygun bir yerde sakla benim için. Geldiniz. Şimdi geldim. İşte. Hürrem Sultan'ın istediği kumaşları getirdim. Ne yapacak Sultan kumaşları? Niye istedi? Bilmiyorum. İbrahim, neredeydin? Hünkârım. Sana basit bir soru sordum. Neredeydin? Hünkârım, Prenses Isabella dua etmek istediğini söyledi. Ben de kendisini kiliseye götürdüm. Kiliseye? Evet hünkârım. Çok ısrar edince ben de kendisini kırmak istemedim hünkârım. Nihayetinde bu bir hak, inanç... Bana neden haber vermedin? Kendisine bizzat nezaret ettiğim için gerek duymadım. Bir kusur işlediysem affedin hünkârım. Ne oldu kilisede? Dua etti, günah çıkardı. Günah çıkardı. Hünkârım, Bali Bey geldiler. Gelsin. Prenses Isabella'yı da çağıralım, gelsin. Sohbet ederiz. Türkçe konuşması beni çok güldürüyor. Maalesef. Yok burada. Nasıl? Nereye gitti, gönderdiniz mi? Prenses. Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Hünkârım. Paşam. Beni emretmişsiniz. Bundan böyle Prenses Isabella sana emanet. İbrahim Paşa'mız geldiği için ben... Attığı her adımdan sen mesulsün. Zira İbrahim Paşa'nın yapacak daha mühim işleri var. Nasıl arzu ederseniz hünkârım. Şimdi git, prensesi av köşküne götür. Av köşkünün tamiratı devam ediyor hünkârım. Bittiği kadar. O içindeyken yapılır. Malkoçoğlu, derhal prensesin av köşküne naklini temin edin. Çekilebilirsiniz.
Paşa Hazretleri. Sizinle konuşmam gereken bir mevzu var. Konuşamayız. Siz gidin hünkârımızın verdiği vazifeyi yerine getirin. Signor Gritti, geldiğiniz için teşekkür ederim. Eder. Bu kadar acil mesele neymiş merak ettim. Prenses Isabella Fortuna diye birini tanıyor musunuz? Neden soruyorsunuz? Tanıyor musunuz? Evet. Ama ne yazık ki yakın bir zamanda kaybettik. Yangında öldü. Emin misiniz öldüğünden? Ne demek bu? Bugün bana bir kadın geldi. Günah çıkarmak için. Adının Isabella Fortuna olduğunu söyledi. Ölmediğim, yardım edin dedi. Nasıl olur? Bilmiyorum. Bana söylenen bu. Nasıl bir kadındı? Yüzünü tam olarak göremedim. Ama Tanrı'nın şanslı kullarından biri. Peder, eğer dediğiniz doğruysa kiliseye büyük bir bağışta bulunacağım. Sultanım. Malkoçoğlu Bari Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz sultanım. Prenses Isabella için geldim. Kendisini tekrar götürmek için emin aldım. Öyle mi? Demek gidiyor. Nereye gidecek? Yoksa hareme mi? Sultanı Al Köşkü'ne dönecekler. Tamirat devam ediyor lakin orada kalmalarına engel değil. Güzel. Sümbüla, prensese haber ver. Hazırlansınlar. Baş üstüne sen eksiksin. Signor Gritti. Hangi rüzgar attı sizi buraya? İbrahim Paşa ile konuşmaya geldim. Kendisi burada değil. Sizinle konuşalım o zaman. Maalesef vaktim yok. Hatice Sultan'ı Topkapı Sarayı'na götürmem lazım. O halde ben sizi fazla tutmayayım. Sana söyledim. Hürrem'in saltanatı bitti. Sultanım dualarım kabul oldu. Bütün istediğim buydu. Onu zavallı, çaresiz bir şekilde görmek için canımı bile vermeye razıyım. Hı? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Bütün gün görmedim sizi. Yoksa sevgili dostunuz Isabella'nın mı yanındaydınız? Doğru. Onunlaydım. Ama sonra alıp götürdüler. Hünkârımız Av Köşkü'ne dönmesini buyurmuş. Hani buraya getirecek diyordunuz?
Belli ki hünkârımız onunla yalnız kalmak istiyor. Böyle senin için daha kötü. Bundan sonra elin ona hiç uzanamayacak. Yanılıyorsun. Ben kazanacağım sultanım. Yine ben kazanacağım. Sultan Süleyman. Duydum ki bugün günah çıkarmışsınız. Evet. Yasak mı? Merak ediyorum ne günah işlediniz? Aylardır burada esirsiniz. Siz dediniz bana dokunmak yok asla. Ama dokundum. Öptünüz beni. Utanç içindeydim. Bu benim işlediğim günah. Diyelim. Siz neden utanç içindesiniz? Artık bir ailem yok. Bir geçmişim, geleceğim yok. Beni buradan kurtaracak, beni koruyacak hiç kimsem yok. Bir tek Tanrı'ya sığınabilirim. Sizin gücünüz karşısında kendimi çaresiz, zavallı hissediyorum. Sultanların en kıymetlisi. Eğer yılanı soruyorsanız, yılanı bir güzel yakaladım, sonra da kapattım sepeti. Bırak şimdi onu. Gel buraya. Senin kumaşları al, terzihaneye götür. Bir kaftan yapsınlar. Yarına hazır istiyorum. Sizin için mi sultanım? Hayır. Prenses Isabella'ya hediye edeceğim. Bir prensese layık bir şey olsun. Emredersiniz sultan. Valide Sultan Hazretleri geldi. Validem. Buyurun. Bu kumaşlar ne Hürrem? Hatice Sultanım'ın misafiri Prenses Isabella'ya bir kaftan hazırlatıyorum validem. İspanyol hatun bizim ipek kumaşları görsün istedim. Güla ilgilenecek. Elimden gelenin en iyisini yapacağım sultanım. Müsaadenizle. Sen tanıştın yani prensesle. Nasıl bir hatun? Zarif, kibar. Güzel değil mi? Güzel mi? Öyle güzel denemez. Değişik yani. Vardır elbet onun da beğeneni. Merak ettim şu prensesi. Hatice'ye uğrayayım belki ben de görürüm. Prenses Hatice Sultanım'ın yanından ayrıldı validem. Bence iyi de oldu. İbrahim Paşa'yla pek sıkı ahbap olmuştu. Malum ateş barut meselesi validem. Belki de başınıza gelen her şey sizin için bir şanstır. İkinci bir hayatınız olacak. Yeni bir hayat. Ben bir prenses olarak doğdum. Öyle yaşadım. Siz bana diyor köle ol. Ben bunu kabul edemem. Bunu istemiyorum. Thank you.
Tanrım, bana yardım et. Hünkârım. Prenses Isabella. Bu nedir? Sultan Süleyman'ın size hediyesi. Kabul buyurunuz. El emeği göz nuru. Hünkârımız bizatihi kendisi yaptı. Kendisi mi? Pek hünerlidir hünkârımız. Mücevherleri öyle bir işler ki ruh katar ruh. Canlanır adeta. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Geri çevirecekseniz kendiniz verin. Ben cüret edemem. Paşa Hazretleri. Yardım edin efendim bana. Yardım gelsin. Edin. Hayırdır Caşu Efendi? Ne oluyor? Kızımı kaçırdı. Has adamınız kızımı kaçırdı. Kim? Nasu Efendi mi kaçırdı? O da yardım etti kesin. Lakin kızımı kaçıran o değil. Malkaçoğlu Bali Bey. Emin misin? Eminim efendim. Evimin önünden kaçırdı. Gözlerim de gördü. Bir süredir rahatsız ediyordu. Kaç defa evimin önünden kovdu. Baktım olacak gibi değil. Ben de kızımı göndermekte çare buldum. Lakin haber almış, geldi, kızımı alıp götürdü. Paşam, siz bir şey yapmazsanız çarem yoktur. Kadı Efendi'ye şikayet edeceğim. Sen önce bir sakin ol. Ben aslında araştıracağım. Eğer anlattığın gibi ise gerekeni yaparım. Paşa Hazretleri, benimle görüşmek istemişsiniz. Ne yaptın sen? Caşu Efendi'nin kızını kaçırmışsın. Dağ başı mı burası? Eşkıya mısın sen? Paşam arz edeyim. Burada hak, hukuk, adalet böyle mi işliyor sanıyorsun? Ben de bu konuyla alakalı sizinle konuşmak istiyorum. Bu konunun konuşulacak bir tarafı yok Bali Bey. Rum meyhanelerinde gönül eğlendirdiğin hatunlara benzemez o. Nasıl kaçırırsın? Üstelik seninle gelmek istememiş. Birbirimizi seviyoruz. Benim niyetim ciddi. Nikahımı alıp memleketime götürmek istiyorum. Babasının rızası yok. Zorbalık da olmaz bu işler. İlaveten dua et. Kadıya şikayet etmeden bana geldi. Ben her şeyi göze aldım paşam. En geç yarın hatunun babasına teslim edeceksin. Ak
Aksi halde başın büyük belaya girer. Nişanlınız yaşıyor. Onu gözleriyle gören peder Eduard bu konuda bana şahitlik edecektir. Sultan Süleyman ondan vazgeçmeniz için onun öldüğüne hepimizi inandırdı. Prensesi bırakmayacak. Bundan böyle onu kurtarmanın tek yolu kaçırmaktır. Bu konuda hayatın pahasına bile olsa size yardım edeceğim. Lakin bunun bedeli sizin için ağır olacaktır. Marcello, bu mektubun hemen Prens Frederick'e ulaşmasını sağla. Çok isabetli bir karar verdin. Ne kararı? Hatice Sultan Isabella gittiği için çok memnunmuş. Hatice'm fazlasıyla evhamlı. İçi rahat etsin diye gönderdim. Ayrıca benim İbrahim'e olan güvenim tamdır. Ve kardeşime olan sadakatinden de kuşkum yoktur. Benim de yok. Bilhassa sana olan sadakatinden. Gece kollarında uyumak istiyor. Sen içeri geç Hürrem. Ben birazdan gelirim. Tamam. Bekliyorum. Hürrem, bir şey mi oldu? Hiç. Seni bekliyordum. Neredeydin? Beni bırakıp gittin sandım.
Baban. Babam beni İbrahim Paşa'ya şikayet etmiş. Paşa da seni babana teslim etmemi emretti. Hadi götür beni. Birlikte olmamız gördün işte imkansız. Yol yakınken dönelim. Malkoçoğlu. Unut. Seni bu halde hiçbir yere göndermem. Ha? Otur. Nigar Kalfa. Sultanım. Nigar Kalfa çabuk gelin. Buyurun sultanım. Mehmet'i odadan çıkar hemen. Hekim çağır. Aa, sultanım iyiyim ben. Boşuna telaş ediyorsunuz. Bugün dinlenmelisin İbrahim. Önce hekim görsün. Sultanım. Dur. Köşe giremezsiniz. Kimsiniz? Bostancı Ağa, kendine gel. Durdurduğun Hürrem Sultanımızdır. Kör müsün? Aklını mı kaybettin sen? Çekil. Affedersiniz sultanım. Bağışlayın. Buyurun. Tamam tamam. Aa, sen burada bekle. Nesi var? Ağır üşütmüş olabilir. Ateşi var. Malum seferden döndü. Yorgun. Direnci kırılmış. Bulaşıcı mı? Bebeğim de hastalanacak mı? Bir süre uzak dursa iyi olur sultanım. Sabine'nin sıhhati için dikkatli olun. Paşa Hazretleri, şu karışımdan günde 3 defa için. Dinlenmeniz lazım. Tamam. Ne lazımsa yapın. Nigar Kalfa, ben Mehmet'i başka bir odaya yerleştireceğim. Sen paşamızı yalnız bırakma. Dönerim hemen. Mübalağa ediyorlar. İyiyim ben. Siz yine de dinlenin paşam. Hürrem Hatun'la aran nasıl bakayım? Neden sordunuz? Buradaki haberleri senden mi alıyor?
Asla paşam. Sizin sırrınız benim sırrım. Ne işiniz var burada? Süleyman burada olduğunuzu biliyor mu? Paşa. Paşam. Hürrem Sultan bana hep soruyor. Leo ile alakalı bir şeyler gizliyormuşsunuz. Onu bulmamı istedi benden. Korkuyor benden. Etekleri tutuştu. Zavallı Isabella. Buraya mı hapsettiler seni yine? Süleyman beni yine buraya getirdi. Alışmaya çalışıyorum. Alışmak için pek vaktin olmayacak. Ne demek bu? Buraya gelmeni ben istedim. Neden biliyor musun? Yalnız kalman için. Hürrem Sultan gene soracaktır paşam. Sakladığınız her neyse öğrenene kadar bırakmayacaktır peşimi. Bulamadım dersin. Paşam. Onunla iyi geçin. Yanında ol ki attığı her adımı bileyim ben de. Anlamıyorum. Siz ne istiyorsunuz benden? Elim kolum bağlı. Ne yapabilirim? Dua edebilirsin Isabella. İnançlı bir Katolik olduğunu söylüyorsun. Dua et. Çünkü ihtiyacın olacak. Siz beni dinlemiyorsunuz. Ben
nişanlı bir kadın. Ne Süleyman, ne bir başkası. Nişanlıma asla ihanet etmem. Edemem. Peki. Bana ait olan bu kolyeyi neden taktın? Bana ait olan erkeğimi neden almak istiyorsun? Senin canını mı alayım? Thank you.